Şimdi bir analiz daha yapalım dedik. Parato analizi yaptık. Parato analizinde ise yani hangi duruş nereden yüksek, nerede daha az duruş var, nerede daha yüksek duruş var, bunları hepsini ölçeklendirmek istedik. Parato analizinde yine giriş besleme bölümü %33'te en yüksek duruş ortalığı karşımıza çıktı. Burada da 6 aylık dilimlerde sizlere NAP olarak vermek istedik sonuçları. Sonuç olarak separatör kaynaklı duruşların miktarı yılda 1350 dakikaya tekabül ediyordu. Bu miktar total giriş besleme işletme duruşlarının %15'ini oluşturmaktaydı. Yine bir paraton analizinde bu separatör kaynaklı duruşları sizlere vermek istedik ve separatörün de kendi içinde işte kırık kapaklar, separatörün bakım sıkıntıları, kolun açılamaması gibi sıkıntıları da yine sizlere paraton analizinde burada göstermek istedik. 2008 yılında elimizde bulunan 3400 adet 30 milimetre kapakların gerek separatör gerek forklift darbeleriyle kırılarak 2200'lere kadar düştüğü görülmüştür. Melamine Pres 2 2014-2015 yılları içerisinde işletme duruşlarının %33'ü olan giriş besleme ve %15'ini oluşturan separatör kaynaklı duruşlar üretim verimliliğinin düşmesine ve üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Kastamonu Melamine Pres 2'de 2014-2015 yılları arasında işletme duruşlarının %15'ini oluşturan separatör kaynaklı duruşları %85 oranında azaltmayı hedefledik. Kök sebep analizini beyin fırtınasında yaptığımız zaman ise Melamine Pres 2 attı. Giriş besleme separatör kaynaklı duruşların nedenlerini 6 maddede sıraladık. Bunları birinci tur oylama ve ikinci tur oylama yaptık. İkinci tur oylamada ham levha paket altındaki 30 milim kapakların kırık olduğunu ele aldık. Kök sebep analizini neden analizinde ele aldığımız zaman ise Melamine Pres 2 attı. Giriş besleme bölümü ham levha esnasında yaşanan duruşları ele aldık. Bunlar vakumlu ayak tasarımı uygun değil. Hava debisi düzenli gelmiyor. Separatör sistemiyle kapak ayırmak uygun değil. Karşı önlem önceliklendirme tablosunda sorunlarımızı burada arkadaşlarımızla birlikte oylama yaparak önceliklendirdik. Karşı önlem uygulama planında da belirlemiş olduğumuz kriterleri arkadaşlarımızın arasında paylaşarak 3 aylık bir periyotta bunları uygulaması ve kontrolleri arkadaşlarımız tarafından yapılmıştır. Şimdi bu analizleri yaptık. Analizler sonucunda bazı şeyleri belirledik. Artık bir karşı önlem almamız gerekiyor. İlk önce bir dedik kolay bir şekilde bunu aslında engelleyebiliriz. Ne yapabiliriz? Burada örneğini yine getirdik size. 30 milimetrelik kapaklardan yapabiliriz. Kanlı 30 milimetrelik kapaklardan alt koruyucu kapak olarak yapabiliriz dedik. Fakat şimdi bundan yaparsak 3000 tane kapak yapmamız lazım. 3000 tane kapağın da bize maliyeti 300 bin lira. Şimdi bu maliyet burada var. Yani dedik ki yani bu maliyet çok yüksek. Bu bir kenarda dursun. Bir başka bir karşı önleme gidelim dedik. Elimizdeki atıl olan kapakları kullanmaya çalışalım dedik. Atıl olan kapakları aslında kendi halinde kullanamadık. Yine kullanamadık. Yine kırıklar var. Kenarda deforme olmuştu. Dedik ki bu sefer de yan tarafına demir profiller dönelim. Demir profilleri bir tane örneğini yaptık, döndük. Kullanabiliyoruz ama yine bunun da bir maliyeti var. Yine 3000 tane, 2400 tane kapağın etrafına bunu dönersek yine 100 bin lira gibi bir maliyet çıkıyor bize. Bu da dedik bir kenarda dursun. Daha sonra dedik ki arkadaşlarla birlikte ya şu separatörün çalışmasına bir bakalım. Ya ne yapmış, ne yapıyor burada? Yani biz tamam yıllardır çalışıyoruz ama separatör alıyor, bakımda kaldırıyor. Arasına işte kol giriyor, bunu ayırıyor ama ne yani bunun amacı ne, nasıl yapmış bunu, illa piston mu kaldırması lazım falan diye düşünürken üzerindeki bu siyah bölüklü bakımı keşfettik. Aslında ham levha aktarma aralarında orijinal olarak kullanılan silikon bakımlar var. Bunlar bütün memelen preslerinde kullanılan orijinal bakımlar. Bunlar da separatörlerin üzerinde kullanılan siyah bölüklü bakımlar. İkisinin arasındaki fark bu levhanın üstüne iner direkt bakımla almak istedik. Siyah bölüklü bakım ise tamam bakım kullanır ama bir de şu işlemi yapar. İçine doğru emer yapar. Dedik ki ilk önce separatör kaldırmadan önce baktık ki bu siyah bölüklü bakım levhayı kendi içine doğru çekiyor. Çekti. İlk önce bir köşeyi kaldırdı aslında. Dedik ki yani o zaman şöyle bir şey yapalım biz. Bu siyah bölüklü bakımlardan ham veya aktarma arabasının üzerine bir tane koyalım. Ne oluyor? Bakalım yine seviyeleri aynı silikon bakımlarla birlikte. Levhanın üzerine bastığı seviyeleri aynı. İndi aşağıya araba
Siyah körüklü vapur levhanın köşesine hafif şöyle kaldırdı ve alt taraftaki levhanın ayırdı. Dedik ki yani bu ayırabiliyor demek ki kendi kendine. İlla ki bir piston yardımı, bir kol yardımı, bir hava yardımı gerekmiyor buna. Daha sonra ön iki tarafa iki tane ham ve alt tarafın arasının ön tarafına iki tane, arka tarafına iki tane bu körüklü vapurlardan koyduk. Sonra bu ne gibi bir işlem yaptı? Levhanın dört köşesini köşelerden kaldırarak alt taraftaki levhadan ayrılmasını sağladı. Dedik tamam bu iş oldu, separatörü iptal ettik, duruşlar bitti. Aynı zamanda 2000 tane kenara asılı olarak koyduğumuz fatahları da üretime tekrar kazandırmış olduk. Daha sonrasında yani hiçbir duruş olmadı. Duruşlar illaki duruş oldu çünkü separatörü iptal ettik. Orijinalinde var ve sürekli hala daha bunun imalatı yapılıyor. Körüklü vapurları koyduk ama yani arada bir seyim yapılması gerekiyordu. Bu seyim de neden yapılması gerekiyordu? Siyah körüklü vapurlar içine çekiyor. Şimdi bunun seviyesi aşağıda olursa yine seyim yapamayacak. Tam ters tepki yaptık. Siyah körüklü vapurları yukarıya doğru kaldırdık. Orta tarafta bulunan 4 tane beyaz orijinal silikon vapurların konumunu aşağıya doğru bastırdık. Aşağıya doğru bastırdığımız zaman levhadaki şu görüntüyü aldık. 25 mm'lik seyimi görebiliriz. Ve bunu yaptıktan sonra da levhanın daha rahat bir şekilde paketten ayrıldığını gördük. Yani bunları yaptık, tamam artık ayırma işi bitti derken belki vardiyada değil, günde değil ama haftada bir yine levhayı ayıramadığını görebiliyorduk. Buna yardımcı olsun diye separatörün üzerinde orijinal her levhayı ayırdığında üfleme yapan bir borumuz vardı. Bu üfleme aparatını tekrar biz separatörün üzerindeki üfleme aparatını aktif hale getirdik ve bizim için bir önlem oldu. Şimdi bu videoda siyah körüklü vapurları köşeleri nasıl kaldırdığını, ortadaki beyaz silikon vapurları aşağıya nasıl baskı yaptığını göreceksiniz. Aşağı baskı yapıyor, köşeler kaldırıyor ve paketleri de hani çok rahat bir şekilde ayırabiliyor. Şimdi bunları yaptık. Acaba başarılı olabildik mi? Bunu görmemiz gerekiyordu. 2015 ilk yarısında, ilk 6 ayındaki duruşlarımızı bir çıkarttık. 840 dakika ciddi oranda bir duruş vardı. Ve manevres için gerçekten çok ciddi bir duruş oranı bu. Daha sonrasında bu işlemleri yaptıktan sonra 2016 ikinci 6 ayında duruşlarımızı bir baktık 20 dakikaya kadar düşürmüşüz. Şimdi diyebilirsiniz bu 20 dakika nereden geldi? Separatörüm zaten çalışmıyor. Şimdi separatör çalışmıyor ama aktif durumda. İstediğim anda aktif hale getirebiliyorum. Lamp üretimlerinde, şimdi biz burada parke hattına yarı mamül besleyen tesisten bahsettiğimiz için bazen de medelam üretimlerinde bu separatörü aktif hale getirdiğimiz için bu yıldaki 20 dakikalık duruşlar buradan çıkabiliyor. Yine burada da çalışma öncesi hedefimiz %85'lik orana düşmüştü. Gerçekleşen düşüş miktarı %94 olarak. Bunları gördük. Şimdi bunları yaptıktan sonra bir kontrol mekanizması uygulamamız gerekiyordu. Ama hala hazırda bizim kendi kullandığımız bir kontrol mekanizması zaten vardı. Membres, bir ateş takip formu. Burada bir ekleme yaptık. Bir sekmede ekledik. Ham yapa besleme vapur kontrolünü hattımızdaki operatör arkadaşlarımız vapurları ve levhayı nasıl ayırdığını kontrol etmesi söylendi. Yaptığımız çalışmaları takip etmemiz gerekiyordu. Ocak ayında yapılan etkinlik kontrolünden sonra 2016 yılının sonuna kadar ve 2017 ve 2018 yılının ilk iki ayında da takip ettik. Standartlaştırmada ham levha besleme arabasına entegre edilen vakum ayağının malzeme kodu oluşturularak ambarda yedekleme işlemi tamamlandı. Separatör sistemi iptal edildi, istendiğinde aktif olabiliyor. Yaygınlaştırmada ise besleme bölümü uygulanan levha taşıma sistemi melamin pres bir bölümüne de uygulanmıştı. Kalite çemberi herkes tarafından incelenmesi sağlanmıştır. Kuyudeme sistemi üzerinden girişi yapılmıştır. Şimdi yaygınlaştırmayı yaptık ama tek tesisimizde mi yaptık? Bizim Kastamonu MEDEFE tesisimizde melamin pres 1, melamin pres 2. İki tane melamin tesisimiz var. Şimdi ilk başta işlemimizi biz kırmızıyla işaretlediğimiz levha besleme bölümünde yaptık.
Daha sonra yine benim terestir bölümündeki amyo besleme bölümünü bunu rahatlıkla geçirebildik. Daha sonra bunu nerede kullanabiliriz'e gittik. Yine bir toplantı esnasında biz Parkiye yarım amyo besleyen benemteresteki hattında çıkışta mamul haline gelmiş, yarım amyo haline gelmiş levhaların üzerine 8 mm koruyucu kapak atmak zorundayız. Ama tesisin kendi özelliğinde 8 mm ayrı etkilerde kapak koyma bölümü olmadığı için kapakları biz dışarıda personel eliyle çekiyoruz. Bu da dolayısıyla eliyle bir personel dışarıda eliyle kapak çekerse ne olur? Bir İSG riski, mutlaka bir insana bir iş yükü, bir ergonomi sıkıntısı, mutlaka bunlar olabiliyordu. Dedik ki hamleme besleme bölümündeki o siyah bölüm vakumlardan çıkışa da koyalım. İkinci kalite asansörümüzde bu 8 mm kapaklarımızı koyalım. Makina 105'i doldurduktan sonra 106. levha olarak bu 8 mm kapağı koysun ve oradaki İSG riski ortadan kalksın. İş güvenliği tamamen orada sıfırlansın. Yani iş güvenliğimiz daha iyiye doğru gitsin. Oradaki ergonomi riski ortadan kalksın. Dedik, bunu yaptık ve gerçekten başardık. Yılda ortalama 1400 dakikalık duruşun önüne geçilerek 400 bin TL kar elde ettik. Separatörlü sisteme devam edilmiş olsaydı birkaç yıl içerisinde kapak stoğu yetersiz geleceğinden yaklaşık 1500 adet daha kapak üretmek zorunda kalacaktık. Bu da bize 150 bin TL'ye mal olacaktı. Daha önceden separatörlü sistemde kullanamadığımız 115 bin TL değerindeki 1200 tane kapağımızı da üretime geri kazandırmış bulunuyoruz. Sonuç olarak da separatörün iptaliyle toplamda 665 bin TL maddi kazanç elde ettik. Yapmış olduğumuz çember çalışmasında maddi olmayan kazanımlarımız da vardır. Bunlar makinenin verimliliği, farkındalık, çalışanın motivasyonu gibi kazanımlarımız oldu. Bir de İSG riskimiz vardı. Grafikte gördüğünüz gibi buradaki İSG riskimiz yapmış olduğumuz çalışmayla ortadan kalkmış olmuştur. Şimdi efendim, gazete çemberimizi yaptık, hızlı bir örgüleri vurduk. Biz işin sonucuna vardık, duruşları hallettik, işimiz bitti demedik tabii ki. Burada bir en son toplantı daha yapalım ve önümüzdeki sene yapacağımız konuyu belirleyelim ve biz bu işe artık devam edelim. Halide çember konusunda ilerlemeye devam edelim dedik. Salim Koral arkadaşımızın MLMS 2 hattı, giriş besleme, balans kağıdı, serme hataları konusunu belirledik ve seneye yapacağımız konuyu belirlemiş olduk bu şekilde. Şimdi biz bu işi aslında eğlenceli bir duruma getirmeye çalıştık. Nacizane. İlk girişte gördüğünüz afiş bunlardan bir tanesiydi. Şimdi bir de ben şimdi buraya işte prova yaparken, sunum yaparken kendi fabrikamızda arkadaşlarımın arasında geçerken falan böyle işte Ferdi Cemberleri'yle ilgili falan bir şiir falan bir şeyler okurken ya usta dediler yani yapıyorsun madem okuyalım herkesle paylaşalım herkes görsün. Tamam dedim ben de naçizane bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şiirimizin adı Kalber ile El Ele. Kaliteli bir Türkiye'dir amacı. Araştırmacı ruhudur. En büyük aracı. Leyla'sıdır Mecnun'un aşmak için engelleri, devirecektir dağları, problem çözme yöntemleri. Engel tanımadan devam edeceği bu yolda rayları olacaktır kurumların problem çözme yolunda. Halder ile birlikte çıktık bir yola. Elbette ulaşacağız mutlu bir sana. Aramayın başka bir yerde böylesine bir tutkuyu. Seneler geçse de kaybetmeyeceğiz. Kastamonu entegre, hızlı ve öfkeli kalite çember ekibi harikasınız. Şiir de çok iyiydi, tebrik ediyorum. Var mı sormak istediğiniz bir şey ekibe? İş geliştirme süreçleriyle ilgili, iyileştirme süreçleriyle ilgili, şiirle ilgili, ekip çalışmasıyla ilgili? Buyurun. Geliyorum. Bu herhalde ilk çalışmanız değil bildiğim kadarıyla, öyle mi? Yani sanki bu kalite çemberi olayına biraz alışmışsınız gibi. Başka böyle örnekleriniz var mı? Buna benzer çok değişik sorunları çözdüğünüz. Anlatabilir misiniz kısaca? Şimdi biz aslında kalite çember, bu problem çözme yöntemlerini öğrendikten sonra
Yine problemleri çözmeye devam ettik. Ama öncesinde biz problem çözmüyor muyduk? Yine çok ciddi bir örnek verebilirim size. Şimdi bizim Melamun Pres 2 hattında sürekli parke. Parke zemine döşenen biliyorsunuz parkelerimizi. Bunun yüzeyinde koruyucu kağıt olarak kullanılan ovalley kağıtlarımız var. Bu ovalley kağıtları gerçekten çok ince kağıtlar. Bunları arabalarımız ayırmak için çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Bir tane kağıt değil de 3 tane kağıt çekebiliyordu, 5 tane kağıt çekebiliyordu. Bunu ayırmak için Vemener'den bir teklif aldık. Yani bunun teklifi çok ciddi teklifler. Yani böyle 100 bin eurolar gibi bir paralarda teklifler geldi. Dedik ki bunu niye ayıramıyoruz biz, ayırmak için ne yapabiliriz falan. Bildiğiniz bütün fabrikalarda kullanılan plastik klipsler var. Bu plastik klipsleri bizim üfleme hattımız var. Üfleme hattının üzerine taktık, kasetin üzerine sertleştirmiş bir şekilde koyduk. Koyduktan sonra arabamız ovalleyi yukarıya kaldırırken alttan gelen ikinci kağıdı klips aşağıya doğru itmeye çalıştı. İtti ve başarılı oldu. Biz o 100 bin euroluk makineyi kurmaktan vazgeçtik ve klipslerle kağıdımızı tekrar ayırarak hattımızın duruşunu engellemiş olduk. Başka sorusu olan? Peki, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun lütfen.